Kahramanmaraş İl Koordinasyon Toplantısı Vali Özkan Başkanlığında Valilik Fikret Kiraz Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Toplantıda Vali Özkan, 2018 yılı 4. dönem yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi. Dönem içinde yatırım yapan kuruluş sayımız 21 kuruluşumuz var. Onların ağırlıklı olarak temsilcileri buradayız, hep beraberiz. İlimiz mülki sınırları içinde takip ettiğimiz yatırım programında olan proje sayısı 305. Bu 305 projeye Kahramanmaraş ili için hasredilen para 10,5 milyar civarında, eski parayla 10,5 katrilyon civarında. Yani bizim bütün sadece bu yıl değil, bir yıllık bir zaman zarfı için değil, devam eden yıllara sarih projelerle beraber. Vali Özkan kırsal kalkınma projelerinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Kırsal kesimde satın alma gücü düşük olan insanlarımıza yönelik ticaret odası başkanımız da burada. Hem ticaret çevrelerini, üretim yapan, istihdam yapan çevrelerin hem de kamu kuruluşlarının bu sosyal yardımlaşmanın hedefindeki aileler başta olmak üzere genelde kırsal kesimde hemen müdahale etmemiz gereken belli köylerle ilgili, kırsal alanla ilgili geliştireceğimiz projeler önemli. Özkan konuşmasının devamında yeni kurulan İstiklal Üniversitesi'nin hakkında bilgi verdi. Bir diğer husus, yeni bir üniversite kuruluyor. Tabii bunun mevcut üniversitemizin rehberliğinde bu üniversitenin inşa edilmesi ve sağlıklı bir şekilde işletilmesi, eğitim kamu hizmetini yüksek derecede ilimize sunulması anlamda önemli anlamlı. Buna bütün kamu kurum ve kuruluşları yardımcı olacağız. Belediyelerimiz, meslek kuruluşlarımız ve bütün kamu kuruluşlarında düşen ne varsa bununla ilgili komiteler, kuruluşlar da kuruldu. Rektör hocamızı bu konuda yalnız bırakmayacağız, yardımcı olacağız. Bu ikinci üniversitenin hızlı bir şekilde inşa edilmesi önemli. Konuşmasının sonunda Vali Özkan, her kurumun 2018 yılında ne yaptığını kontrol etmesi gerektiğini belirtti. Diğer bir husus, bütün her birim, kendi bakanlığımızdan gelen talimatlar elbette önemli, tahammüllerimiz önemli, mevzuatımız önemli ama esas olan bir meşguliyet tuzağından kurtulmamız. Yani biz bazen çok mesai mefhumunu aşan bir şekilde çalışan arkadaşlarımız var, fedakarlık yapıyor. Bu önemli, anlamlı. Ama iş odur ki sokaktaki vatandaşa yansıyabilsin. Başka türlü biz meşgul oluruz. Bir meşguliyet tuzağına girmiş oluruz. Bundan kurtulmanın çaresi de biraz önce bahsettiğim belli iyileştirmemiz gereken alanları tespit edip bunu projelendirip uzmanların rehberliğinde bu projeyi finansmanla kavuşturup vatandaşımıza gitmek. Bu çerçevede Kalkınma Ajansı ve diğer uzman birimlerden istifade etmemiz lazım.